Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, yine Gaziantep Nurdağ ilçesinde bir Ak Koyun Kara Oğlak programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili hocamız Ebru Emsen'le birlikte bu hafta gerçekten çok önem verdiğimiz bir konu. Herkes için yani son nokta dediğimiz, verimin son noktası dediğimiz doğumlarla ilgili doğumlarımız başladı. Doğumlarla ilgili yeni bir proses geliştirdik. Sizlere daha önce oğlaklarımızı nasıl büyüttüğümüzü anlattık. O modelin üstüne yeni bir aksiyon geliştirdik. Onunla ilgili size bilgi vereceğiz. Bunu niye biz aslında tabii ki tekrar anlatıyoruz? Gerçekten önemli. Siz 5 ay boyunca hayvanlarınızı çiftleştirdiniz, beslediniz. Onların dört gözle doğumlarını beklediniz, doğurttunuz. Ama oğlaklarınızı sütten kesilene kadar özellikle yaşatabilmeniz ve oğlak ölümlerinizi, kuzu ölümlerinizi en asgariye indirmeniz gerekiyor ki verimli ve sürdürülebilir bir hayvancılık yapabilirsiniz. Evet hocam, ama oğlak ama kuzu. Doğumlar gerçekten çok önemli. Doğum süreçlerini defalarca konuştuk. Hayvanlarımız doğdu. Bu sistemde oğlak büyütmeyi sizinle birlikte konuşalım. Evet, süt işletmelerinde, süt keçiciliğinde en önemli konulardan biri oğlakların yapay büyütülmesi. Evet. Yapay büyütmede ne yapıyoruz? Özellikle bu işletmede doğar doğmaz annesinden uzaklaştırılan oğlaklarda ilk gün bilhassa kolostrum verilmesi için bu özel odaya getiriliyor oğlaklar. Tartımları yapılıyor. Batikondan göbek bağları herhangi bir enfeksiyon riskine karşı temizleniyor. Ve çok önemli bir kısım. Ben her zaman söylüyorum. Hangi işletmeye giderseniz gidin, o işletmenin başarısını yavru ölüm oranlarıyla değerlendirmeniz lazım. Yani bir işletmenin başarısını belirleyen en büyük kriter yavru ölüm oranlarıdır. Evet. Şimdi yavru ölüm oranları, eğer siz doğal süreci yapay büyütme, yapay beslemeye çevirdiğiniz zaman annesiyle kalmış gibi büyütmeyi yakalayabiliyorsanız, yani evet, ölüm oranlarınız, mesela Damaskus ırkında nedir efendim? İkizlik oranı oldukça yüksek. Evet. Yavru sayısı arttıkça ölüm oranları da o nispette artar. Hem koyunculukta hem keçilikte. Şimdi bu dün doğan, henüz daha bir günlük bile olmamış, evet, oğlaklarımız var. Şöyle gösterelim. Bu hayvanlarımız doğar doğmaz hemen anne altında, anne hiç yalamadan, hatta yavru zarlarıyla buraya getirilip burada temizleniyor, kurulanıyor. Doğum ağırlıkları alınıp buraya kaydediliyor. Dün akşam 18.30'da doğmuş. Annesinin küpe numarası var, doğum tarihi, annenin rengi. Ondan sonra doğan oğlaklar, bir erkek bir dişi oğlağımız olmuş. Bunlar birisi 4 kilo 900 gram, birisi 4 kilo 600 gram doğmuş. Buraya kaydedilmiş ve ondan sonra önemli olan ilk 12 saat içinde vücut ağırlığının %10'u kadar ağ sütünü bu hayvanlara vermiş olmamız gerekiyor. Evet. Buradan ben baktığım kadarıyla işte bir 200 gram 19.30'da verilmiş ikisi. Bir tanesi 150 gram emmiş, bir tanesi 200 gram emmiş. Sonra da gece tekrar bir 150'şer gram emmişler. Sabah 200 gram. Yani bu hayvanlar aslında alabilecekleri ağız sütünü anneden doğru bir şekilde almışlar. Bunlar burada en az 12 saat, mümkünse 24 saatten fazla kalmasını hedefliyoruz. Bu infrared lambalar bunları kurutmadan güneş gibi ısıtıyor. Güneş gibi ısıtıyor. Isıtıyor. O dehidrasyona yol açmıyor. Dehidrasyona yol açmıyor. Tabii elektrik sobasıyla bunu yapma şansınız olmuyor. Evet. Çünkü elektrik sobası sizin de buyurduğunuz gibi dehidrasyon yaratıyor. Evet. Şimdi bu hayvanlar artık buradan aslında çıkmaya gelmiş, fakat doğumlar bir grup bitti, ikinci grup başlıyor. Onların ilk doğumlar olduğu için şu an burası sakin, belki de burada iki gün kalacak. Evet. İki gün kalması daha önemli, ama doğumlarımız hızlı olduğu zaman bunu başarma şansınız zayıf oluyor. Buradan çıkarken, bunlara küpe takılırken anne küpesiyle sistemde eşleştirilip küpeyi takıyoruz. Evet. Şimdi tabii en önemli hayatlarının aşama anlamındaki kısmını atlatmışlar. Gördüğünüz gibi ikisi de gayet canlı. Sağlık... Ama açlar galiba hocam. Evet, sağlık parametreleriyle ilgili tüm olumlu özellikleri taşıyorlar. Tabii emzirmeyi çok önemsemeniz lazım. Ne yapmanız lazım? Şimdi bir yavru Aydar Bey doğduğunda annesini ne kadar emer? Günde. Evet. 40 kez emer. Evet. 40 kez bir yavru emer. Bu ne demek? Azar azar sıklıkla, evet, emmesi lazım. Yani bu hayvanın alması gereken kolostrum, ilk sütü
sıklıkla azar azar vermeniz lazım. Hani 40 kez kadar abartmanın da belki bir anlamı yok ama kolostrumun sıcaklığı çok önemli. Bakın evet. Kolostrum içerisindeki ağız sütü içerisindeki nedir? Bağışıklık verecek maddelerin yüksek sıcaklıklarda denatüre olmaması için sıcaklığa çok dikkat etmeniz lazım. Yani demek ki bizim doğum ekibimizin çok bilinçli olması lazım, çok dikkatli olması lazım ve biraz da özverili çalışması lazım. İlk etabı hallettikten sonra en önemli bir diğer etap başlıyor. Kolostrumdan sonra yapay süt. Evet. Neden yapay süt? Keçi sütü kıymetli. Mama dediğimiz toz şeklinde gelen ve keçi için özel olması lazım. Evet. Altını dikkatle çizelim. Yani siz bir buzağı mamasıyla keçi yavrusu büyütemezsiniz. Bu çok önemli. Neden? Çünkü bunların ihtiyaçları farklı. Protein ihtiyaçları farklı, yağ ihtiyaçları farklı, buzağda daha düşük orandadır. Evet. Dolayısıyla kuzu oğlak aynı. Aynı mamayı kullanabilirsiniz ama asla bir buzağı mamasıyla oğlak büyütmeye kalkışmayın. Tabii yani inek sütünün içindeki yağ partikülleriyle bir koyun keçideki yağ partikülleri bir değil. Evet, oranlarda farklı evet. Sulandırma oranları farklı. Şimdi zaten bu programı yapmamızın amacı, biz daha önceki anlattığımız programlarda aynen bu sistem uygulanıyorduk, böyle başlıyorduk ama ne yapıyorduk? Arkasından kovalarla emzirmeye başlıyorduk. Önce altılı bölmeler yapıyorduk. Hatırlayanlar vardır eminim. Altılı bölmelerde bir altılı kovayla kendi başına emziği tutabilmesini bir 12 saat içinde öğretmeyi hedefliyorduk. Arkasından onlu kovalarımızla günde 3 veya 4 sefer mama firmasının bize tavsiye ettiği oranlarda mama hazırlayıp veriyorduk. Ama sizin söylediğiniz bir oğlak kaç sefer annesini emer dediğinizde 40 kez emdiğini aynen söylediniz. Öyle. Bu noktada biz tabii çok büyük miktarlarda oğlak büyütmeye hedeflediğimiz için artı birazdan tanıtacağımız mama makinesinin Türkiye'de maalesef o tarihte de yerli üretiminin olmamasından dolayı çok pahalı, çok maliyetli olduğu için işletmemize o kovalarla oğlak büyütme yöntemini seçmiştik. Fakat bunun sıkıntılarını her zaman yaşıyorduk. Neydi bu sıkıntılar? Günde 3-4 sefer acıkan hayvanlara kovaları astığınız zaman herkes kovalara hücum ederek bir savaş başlıyordu. Ve bu savaş ciddi bir stres yaratıyordu. Evet. Bu strese bağlı olarak da bağışıklık sistemlerinin düştüğünü özellikle oğlak gibi akciğerleri çok hassas olan hayvanlarda akciğer problemlerini ilk 10-15 günden sonra çok sıklıkla yaşıyorduk. Ve sürekli bu bizde oğlak kayıplarına da neden oluyordu. Bunu en asgariye düşünmek için defalarca antibiyotikler kullanmamız gerekiyordu. Birazcık doğallıktan da uzaklaşmış oluyorduk. Şimdi geliştirdiğimiz sistemde ilk grup hayvanlarımızı neredeyse sütten kesmeye getirdik. Ve makine gerçekten çok başarılı. Onun için istedik ki bu programda siz izleyicilere de başardığımız bir şeyi sizlerle paylaşalım. Sizler de buna ulaşma ve yapma şansınızı olduğunu da biliyorum. Neden? Çünkü yerli üretim hemen hemen yurt dışı üretimin %50 daha ucuzuna mal oluyor. Ve gerçekten oğlak kayıplarınızı da çok az aşağı indirebildiğiniz için ilk yıl bile kendisini o makinenin amorti edeceğini gördüm ben. Onun için bu programı size yaptık. Şimdi bu oğlaklarımız burada ağız sütlerini de içtiler, karınları da doydu. Biz yavaş yavaş diğer bölmede makineyi anlatalım. Makinenin kullanımını anlatalım. Arkasından oğlakların o makineden nasıl istifade ettiklerini de gösterelim. Evet sevgili izleyiciler, biz şimdi makinenin yanına geçiyoruz. Evet, ikinci aşamaya geldik. Oğlak büyütmede en önemli aşamalardan ikincisi. Evet. Şimdi yapay sütte verdik. Yapay sütte büyütmeye geldik. Evet. Şimdi yapay sütte büyütmede bir sıcaklık çok önemli. Bir karışımın oranı çok önemli. Ne kadar toz mama, ne kadar suyla karıştırılacağı önemli. Sıklık önemli ve bu sistemin yapay sütü verirken hijyeni ve hayvanlara dağıtılmasındaki sayısal olarak uygunluk önemli.
Bu yeni sistemle Haydar Bey, benim de gözlemlediğim üzere çok başarılı bir 2 aylık süreç geride kalmış durumda, evet. Ve ölüm oranları %1 bile değil. Değil. Evet. Nedir bu cihazın size kazandırdıkları, sizi memnun ettiği konular? Şimdi en önemlisi tabii yerli bir üretim olması. Gerçekten biz dediğim gibi işletmeyi ilk kurarken de 5-6 yıl önce bu sistemler yurt dışında vardı ve ben bunları görmüştüm. Doğru yöntemler olduğunu biliyordum ama gerçekten çok pahalıydı. Yani neredeyse bir araba fiyatına siz bir bu makineden, üstelik bir tane de yetmiyor size. Belki birkaç tane almanız gerektiği için o kovalarla besleme yöntemiyle bugüne kadar geldik. Ama sıkıntılarını gördük ve bundan yerli üretim başladığı noktada hem firmaya biz destek verdik. Doğru modeli geliştirmesi açısından. Çok önemli. Onun üzerinden de burada denedik ve şimdi izleyicilerle paylaşıyoruz. Gerçekten makine bedelini bir yılda çok kolay amorti edebilir. Yani bu modelle siz oğlak ölümlerini %15'lerden %4'e 5'e çektiğinizde verimli bir üretim yapmış olursunuz. Makinenin esprisi şu. Burada bir tozu koyduğunuz bir haznesi var. Bu hazneyi burada elektronik olarak dozajlamasını yapabiliyorsunuz. Ayarlanabiliyor. Mama firması, firmalarına göre değişiyor oranları. Ne kadar su, ne kadar mama alacağını ayarlıyorsunuz. Burada mamayı alıyor. Şu açık kalsın, şimdi birazdan görürüz. Çünkü hayvanlar şu an içiyor. Ama en güzel yanı, o boru hatlarında soğuyan mamanın hayvanların emziklere itibar göstermesine aslında soğuk olduğu zaman bir dezavantajı oluyordu. Ama burada sistem, siz onu gene saniyelerle ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki 30 saniyede bir sistem borulardaki o soğuyacak suyla karışmış mamayı geri alıyor. Burada bir geri dönüşüm yaptırıyor. Geri sürekli dönüşüm. Bu 7/24 mama hazırlıyor, mamayı veriyor ve borularda kalanı da alarak, arada bir ısıtarak tekrar sisteme sunuyor. Şimdi tabii bunların en büyük avantajı, sistem hiç durmadığı için o boru hattında atıyorum siz mamayı 1-2 saat bekletmiş olsanız sonuçta süt canlı. Burada bir süt hazırlıyorsunuz, evet. Ve mikroplar üremeye devam edecek. Evet, üreme olacak. O da asiditeyi artırıp hayvanlarda belki ishale neden olabilecek. Bununla bu sistemi, yani bunun da önüne geçilmiş oluyor. Dediğim gibi geri dönüşümü burada. Soğumaya yakın süt gelip tekrar geri alıyor, bir daha sıcaklığı. Tekrar sisteme veriyor, ısınıyor. Dediğim gibi birazdan belki şey yaparız. Hayvanlar içtikçe tozu alıp suyla karıştırıp mama yapıyor. Hı-hı. Yani sizin söylediğiniz az önce oğlaklara ağız tüverken söylediğiniz bir oğlak annesini 40 kez emer dediğinizde burada isterse 100 kez emsin. 100 kez bir sıkıntı yok. Yani zaten emmede sıklığı artırıp miktarı azaltmak burada esas. Sıcaklık çok önemli. Yani kimi zaman soğuk süte tamamen alıştırılır hayvanlar. Kimi zaman işte mutlaka ideal sıcaklık yakalanmalı ama sıcaklıklar arasındaki farklılıklar işte hayvanda sistemindeki problemlere yol açıyor. Midedeki papillaları işte sürekli bir dengesizlik yaratarak problemler doğuruyor. Biz zaten bunu görüyorduk. Yani atıyorum o kova beslemede diyelim ki kovaları astınız. Hayvanlar ne kadar tüketmesini hedeflediniz? Her biri 700 gram süt mama içsin dediniz. Hı hı. 700 gramı bir anda verdiğinizde hepsi saldırıp o 700 gramı aldıklarında 10 dakika sonra baktığınızda hayvanlar büzüşüyor, kamburlaşıyor. Yani her insan bunu aslında bebekten bilir. Bir sancı dediğimiz olay. Evet. Sancı yaşatıyorduk hayvanlara. Gaz sancısı. Gaz sancısı oluşuyor. Evet. Niye? Çünkü bir anda çok yüklü miktarda bir siz mamayı veya sütü verdiğinizde hayvan onu sindirmeye çalışıyor. Hı hı. Ama şu an öyle değil. Şu an canı sıkılıyor. Birazdan da içeriden nasıl oğlakların emdiğini göstereceğiz. Canı sıkıldıkça veya acıktıkça diyelim. Canı sıkıldıkça demeyelim. Hı hı. Acıktıkça istediği kadar emiyor. Belki 50 gram emiyor. Bırakıyor. Evet. Çünkü biraz sonra bir 50 gram daha emme şansının olduğunu biliyor. Peki burada Haydar Bey, mesela emdiği miktarı kontrol etmiyorsunuz. Çünkü sınırsız bir emzirme var burada. Evet, adli bütün besleme yapıyoruz. Aynen, sınırsız bir emzirme var. Peki bu sınırsız emzirmenin kovayla beslemede daha kontrollü miktarlarda verişle mukayese edildiğinde mama maliyetlerinizde bir artış, bunu analiz edebildiniz mi? Evet, bunu analiz edebildik. Bilakis mama daha az tüketmeye başladık. Neden? Çünkü kovalarda kimisi 700 gram emmesi gerekirken
bir kilo emiyordu. Hı. Artı emziklerin ucundan sürekli mamalar akıyordu. Kayıp oluyordu. Neden? Çünkü bir süre yani günlük emzik değiştiremediğiniz için siz o emzikleri işte 3-5 günde bir bile değiştirseniz çok ciddi mama kayıplarımız oluyordu. Artı hayvanlar da ıslanıyordu o kovalardan emerken. Evet. Şu soğuk havalarda düşünün, oğlağın kafasına mama damlamış, ensesi ıslanmış. Bir de cereyan yaptırdığınızda zaten yeni akciğer problemlerini tetiklemiş oluyordu. Peki böyle bir sistemle kaç işçiyi ikame etmiş oluyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, biz gece bu oğlakları emzirmek için 2 kişi çalıştırıyorduk. Gündüz en az 2-3 kişi çalıştırıyorduk. Kaç oğlak için bu? Şöyle söyleyeyim, bir makineyle yaklaşık 200-250 oğlak büyütebiliyorsunuz. Şu an burada ağız sütünü bir işçiye verdirdikten sonra sistemi de doğru kurup çalıştırmışsanız işçi problemini de ortadan kaldırıyor. Yani burada çalışan bakıcı çalışan hiçbir şey yok. Bakıcımız sadece bu. Burada makineyi arada bir çek etmek ve toz mamayı ilave etmek. İlave başka bir işimiz yok. Evet. Peki toz mamanın ilave edileceği hacim ne kadardır? Yani günlük müdür, haftalık mıdır? Yani günde en fazla 2 sefer oraya mama ilave etmeniz yeterli. En fazla iki sefer. Yani sabah bir doldurup akşam bir doldurduğunuzda yetiyor. Anladım. Bu da yaklaşık yani 25 kilo falan alabiliyor haznesi. Tabii zaten özellikle bu mekanizasyonun hayvancılığa girmesindeki en büyük avantaj insan müdahalesinin minimize edilmesi, azaltılması. Evet. Dolayısıyla hayvanlara insanın şu kapıdan her girişi bir hayvanda stres. Bir stres oluşturuyor. Evet. Yani hayvanlar onlara mama veren insanı belki bekliyor gibi görünebilir ama sonuçta onların kendi dünyalarına bir müdahaleniz oluyor. Bu da stres oluşturuyor. Mekanizasyonu ben çok önemsiyorum. Hem işçiliğin azaltılması, işçi hatalarının önüne geçilmesi. Yani siz şuradaki ayarlanmış sıcaklığı bir işçinin umudunda termometreyle alamazsınız. Evet. Yani bunu mekanizasyonu mutlaka oturtmak bunu lazım. Bunu zaman zaman yaşıyorduk. Yani hava çok soğuk, işçinin elleri çok soğuk. Termometresi de düşmüş, kırılmış. Eliyle sütü ölçmeye çalışıyor. Bir geliyorsunuz 50 derecede hayvana mama içiriyor. Hı hı. Niye? Çünkü o elleri soğuk olduğu için o sütü çok sıcak algılayamıyor. Evet. Yani dediğiniz gibi işçiyle ilgili hataları tamamen bitirmiş oluyorsunuz. Çok güzel. Evet, şimdi içeri geçip bir de oğlakların bu mamayı nasıl içtiklerini de hep beraber görelim. Oradan devam edelim konuya. Evet, içeride makinenin sistemin nasıl çalıştığını anlattık. O makine böyle 4 tane yan yana odaya bu emziklerden montajını yaptık. Burada 3 tane emzik var. Bu 3 emzikten yaklaşık burada 50-60 tane oğlak çok rahatlıkla hiç sıkıntı yaşamadan istediği kadar gelip emebiliyor. Şu an tabii biz burada olduğumuz için belki ürküyor ama gerçekten birazdan biz çıkınca alacağımız görüntülerde göreceksiniz. Yani buradan kendisi annesini emer gibi hiçbir stres yaşamadan buradan istediği ölçüde karnını doyurabiliyor. Bunun en büyük avantajı şu, oğlak hastalıklarından bahsettik, işte akciğer problemlerinden bahsettik. Bunun sebebinin stres olduğunu söylemiştik. Burada hiçbir stres yaşamıyor. Artı şöyle bir avantajı da var. Biz bazı hastalıklarla diyelim ki bir ishal probleminiz başladı, bir akciğer probleminiz başladı. Bu hayvanlara bir ilaç uygulama noktasında da çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Nasıl? Siz toz mamanın içine istediğiniz ilacı istediğiniz oranlarda katıp hayvanlara hiç stres yaratmadan da o ilaçları verme şansı da yaratıyor. Yani biz mesela bu sene hiç ilaç kullanmadık ama ilaç kullanıyor olsaydık gerçekten ilaç uygulamayla ilgili de bize çok kolaylık yaratacağını biliyorum. Ben çünkü Almanya'da bu sistemi gördüğümde zaman zaman düzenli olarak biz koruyucu antibiyotik düşük dozlarda kullanıyoruz. Bunu da toz mamamıza katıyoruz. Hı hı. Ve hayvanların işte belki şu sistem istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Kapatıp biraz acıktırıp hazırladığınız toza kattığınız antibiyotikleri de hayvanlara verme şansınız oluyor. Şimdi ben burada bir gözlem yaptım Haydar Bey. Sürü tabii yavrular biraz arkada kaldığı için. Şimdi bakıyorum mamaya
saldırı yok. Yok. Birbirleriyle rekabet yok ve hayvanların tok olduğunu, evet, tok olduğunu görüyoruz. Evet. Tokluğu nereden anlıyoruz? Böyle ön ayaklarından kaldırdığınız zaman, evet, şu döş dediğimiz kısımdan bir dışa doğru ne yapması lazım? Açı yapması lazım. Şimdi bütün hayvanlarda bunu gözlemledik. Evet. Hepsi tok. 20-25 hayvan olup 3 emzik olmasına rağmen demek ki bu arkadaşlarımız ne yapıyor? Karınlarını yine bahsettiğimiz gibi sıklıkla azar azar içerek doyurmuşlar. Yani bir rekabet yok ve bununla birlikte 3 emzik yeterli olabiliyor 20-25 hayvan için. Evet. Bu ideal bir şey. Burada 50 tane hayvan var hocam şu an. 50 hayvana öyle kadar kullanabiliyoruz. 50 hayvana kadar 3'ü. Evet. Yani hepsine bakıyoruz. Hepsinin karnı tok. Dışkıya bakıyoruz. Dışkılamalar çok normal. Evet. Yani şimdi yavruları kontrol etmek lazım. Nasıl kontrol etmek lazım? Tokluğunu, açlık çukuruna bakmak lazım. Dışkıyı kontrol etmek lazım. Yani dışkılamaları da çok normal ve ideal. Demek ki bu sistem gerçekten başarılı. Sizi epey bir mutlu etmiş. Evet. Şöyle söyleyeyim. Tabii burada işte hani şunu da anlatmak lazım. Bu oğlakları 2 ay yaklaşık emdirdiniz buradan. Sütten kesmek. Sütten kestikten sonra neler yapmak? Hani konu açılmışken biraz da onu konuşalım. Tabii sütten kesmeyle ilgili biz de bunu tecrübe edeceğiz. Böyle bir sistem geliştirdik. Yavaş yavaş daha az emmelerini, belki emziklerin uçlarının deliklerini daha küçük tutmayı, hı hı, yani emmeyi zorlaştırıp görülüyorsa bilmiyorum. Hani kaba yeme, 15 günden sonra kaba yeme, pelet yemleri ve suyunu da koymuş durumdayız. Yavaş yavaş buradan uzaklaştırıp kendi doğal beslenmesine, artık süt harici beslenmesine bir an önce geçirmeye çalışıyoruz. Ama bu sistemin en büyük avantajı şu. Biz adli bütün beslemeyi yapamadığımız için sütten kesilme ağırlığını, siz hep bahsederdiniz. Evet. Yani o ağırlığa ulaştırıp sütten kesmek çok önemli ki önündeki hayatında damızlık olacaksa damızlık çok önemli. En büyük kriterlerden biri. Damızlık kabiliyetini oluşturabilelim. Veya kasaplık bile olacaksa daha erken sürede sürüden çıkarıp sürüye maliyetlerini düşürmek açısından adli bütün büyütmek gerçekten çok önemliydi. Çok önemli. Bunu şu an biz burada başardığımızı düşünüyorum. Peki nedir sütten kesim yaşınız? Yaşı mı kriter alıyorsunuz? Ağırlığı mı, ikisini birlikte mi? Aslında tabii ki önemli olan yaş gibi görünse de ağırlık önemli. Hı hı. Yani burada 10-12 kiloya ulaşan bir hayvanın, hı hı, sütten kesilip artık kaba yemi tamamen yemesini hedefliyoruz. Hı hı. Yani gönül ister ki tabii bunu 15 kilolara çıkarabilmek. Asgari doğum ağırlığının 3 katı değil mi, evet, Aydar Bey? Yani evet, mesela Damaskuslarda da doğum ağırlığı epey bir yüksek olduğuna civarı, göre. Evet. İşte 12 kilogramın, evet, altında kesmiyoruz. Evet. 30 günde en az bir yapay sütte, evet, besleme var. Yani 30 gün. Biz tabii burada maalesef daha 45-50 günlerin altına düşemedik. Düşemediniz. Evet. Yani minimum 30 gün. Yani biz 30 güne gelen 12 kiloluk bir oğlağı bu sisteme çıkarabiliyoruz. Evet. Sorunsuz bir şekilde büyütmeye devam ediyoruz. Tabii bu kaba yeme alıştırma olmazsa olmaz. Olmaz. Yani orada da kaliteli kaba yem çok kaliteli önemli. Kaliteli kaba yem. İyi kalitede ikinci, üçüncü biçim belki yonca. Evet. Değil mi? Onlara özel hazırlanan rasyonlarla, evet, rumeni geliştiriyoruz ki sıvı gıdadan katı gıdaya geçiş aniden olmaz. Evet. Bu hayvanın, evet, alışması lazım. Evet, çok başarılı. Yani görüldüğü gibi belki işte dediğim gibi altlık da çok önemli, çok önemli oğlaklarda. Çünkü içeride gaz olmaması gerekiyor. Gaz olmaması için yüksek altlıklar kullanmanız gerekiyor. Hem hijyen açısından hem temiz hava açısından bol altlık kullanılması da çok önemli. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi biraz oğlakları sütten kestikten sonra veya önce kesene kadar neler yapıyoruz? Hastalıklar anlamında biz tabii ki insanlar çelerme olarak bildikleri enterotoksemi sütle de olabiliyor. Evet. Onun için 15 günlükken bir enterotoksemi aşısı yapıyoruz. Ondan bir hafta sonra özellikle pastörella aşısını yapıyoruz akciğer problemleriyle ilgili. O birinci yaptığımız enterotoksemi aşısından sonra yaklaşık 20 gün sonra ikinci enterotoksemiyi yapıyoruz. Ondan bir hafta sonra da tekrar pastörella aşısını yapıyoruz. Ha, bu arada bölgesel o bölgede veya işletmedeki hastalıklara bağlı olarak da ilave uygulamalar tabii ki yapılabilir. Dediğim gibi bu uygulamalar eğer koruyucu antibiyotikse makinayla verilebilir. Ama eğer bir kripto ile ilgili tedavi yapıyorsanız tek tek hayvanlara bir hafta süreyle ağızdan da ilaç vermek gerekebilir. Hı hı. Keza
koksidiyoz varsa evet. işletmede koksidiyozla ilgili uygulamalar yapılmalı. Ondan sonra sütten kestikten sonra da artık hedef burada doğru rasyon yapabilmek. Büyütmek için. Büyütmek için doğru rasyon. Burada kaba yeminiz kaliteli olacak. Artı kullanacağınız fenli yemin fabrikaya yaptırıyorsanız hem pelet boyutu çok önemli hem de içeriğinin doğru belirlenmesi lazım. Özellikle erkek hayvanlarda idrar taşı ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Yani bu dönemden başlıyor aslında oluşmaya. Onun için sütten kestiniz hayvanınızdaki rasyonun kalsiyum fosfor oranları çok iyi ayarlanmış doğru bir rasyonla beslemelisiniz ki bu aşamaları çok başarılı geçtiniz ama geldiniz 3. 4. aylarında erkek oğlaklarınızda idrar taşından hayvanlarınızı kaybetme durumunuz olabilir. Benim yani aklıma gelen önemli şeyler bunlar hocam. Sizin ilave edeceğiniz bir şeyler varsa. Yani tabii burada sütten kesim yaşını da söyledik. Mama bir maliyet. Evet. Tabii mama maliyeti şunu da dikkat çekmek lazım. Ülkemizde biliyorsunuz kaba ve kesif yem oldukça pahalı. Evet. Şuna dikkat edilebilir. Eğer bu hayvanlar mamayla daha ekonomik büyütülebiliyorsa kaba ve kesif yeme geçiş veya kaba ve kesif yem tüketimi o nispette de ayarlanabilir. Şimdi yoncanın tonu 900 lira falan çıktı malumunuz. Maalesef. Fabrika yemi yine o nispette. Evet. Mama da bir büyütme yöntemidir. Evet. Fakat kaba yem tüketimi bu yaştaki hayvanlar için fenli yemle birlikte 100 gramları falan aşmayacak. O da ayrı bir nokta. Bunu da iyi muhasebesini yapmak lazım. Evet. Yani illa sütten çok erken kesip kaba yeme geçiş kaba ve fenli yemin ucuz olduğu ülkeler için bir şeydir. Evet. Aydar Bey. Bir kriterdir. Yani demek istediğim şu ki mamayla büyütme dönemi uzatılabilir. Ekonomik olacaksa. Daha ekonomik olacaksa yani duruma göre o da iyi analiz edilmesi lazım. Tabii sütten kesim yaşıyla ilgili bu hayvanı bir an önce kaba yeme geçirmek bir ihtiyaç, bir hedef doğrultusunda olması lazım. Yani her işletmenin mümkün mertebe o en erken yaş 30 gün, en erken kilo 12 kiloda kesip hemen bunları kaba yeme geçireyim dediğiniz zaman masraflı dönemi de uzatmış olabilirsiniz. Onu da evet. parantez içerisinde söyleyelim. Bu da ilaveten çalışılması gereken bir konu. Yani evet. sütle büyütmenin uzaması neden olmasın? 3 aya kadar belki de mamayla büyütmek daha ekonomik olacak, evet. daha az. Çünkü sıvı gıda tüketiminde kaba yem miktarı azalır. Evet. Siz sıvı gıdayı azaltıp kaba yeme geçtiğiniz zaman kaba yem tüketimi artacak. Peki biz bu hayvanın ihtiyaçlarını özellikle ilk 3 aylık dönemi diyoruz. Mamayla besin maddeleri bakımından sağlayabiliyorsak bu dengeleri de kurmak için dikkatli olmakta fayda var. İyi bir muhasebe yapmak lazım. Güzel bir konuya değindiniz. Şimdi tekrar toparlayacak olursak aslında tabii bu programı yapmamızın en önemli şeyi ister oğlaklarda ister kuzularda olsun. Oğlak ölüm oranlarının Türkiye'de yüksek olması. Hı hı. Ben üyelerimden biliyorum. Yani zaman zaman çok garipsemiştim ilk yıllarda. İşte kaç tane doğumun oldu? Mehmet amca diyor ki 100 tane hayvanım doğurdu. Kaç tane oğlak büyüttün? Şükür diyor ya bu sene çok iyi. 60 tane oğlak büyüttün diyor. Aslında %40 oğlak ölümünü ölüm var, evet. biz benimsemiş durumdayız. Kanıksamış durumdayız. Doğru. Bu çok yanlış. Tabii neden? Bu çünkü böyle olduğunu düşünüyor insanlar. Hı hı. Aslında tabii anne altında oğlak ve kuzu büyütmek güzel bir şey ama annenin sütü yoksa, annenin memesiyle ilgili bir problemi varsa, oğlağın doğduğu zaman emme refleksi zayıfsa veya 3-5 gün erken doğmuşsa, artı hastalıklar üst üste eklendiğinde oğlak ölümleri maalesef Türkiye'de yani %20'lerin altında olmadığını düşünüyorum ben. Doğrudur. Bu ciddi bir milli kayıp aslında. Kayıp, doğru. Yani ben kesinlikle işte bu mama makinesini alın kullanın falan böyle bir şeyin reklamını yapmak için söylemiyorum. Evet. Bunu yaşayıp bunu başardığım için Türkiye'de herkese de yarayan bir kanayan bir yara olduğu için bu konuya parmak bastık. Doğru. Kuzular için de keza o böyle yani sadece oğlakları konuşmuyoruz. Ha tabii etçi bir sürüden bahsediyorsak annenin sütünü de değerlendiremiyorsanız anne altında büyütmek tabii ki doğru bir model. Doğru bir model. Ama orada da gene önemli kriterler var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Hani şu an tam doğum sezonumuz olduğu için hocam anne altında kuzu büyütmeyle ilgili nelere dikkat etmemiz lazım?
belki konuşmuşuzdur ama tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Evet, aslında şöyle bir inanış var, genel kanaat var Haydar Bey. Biz hep her zaman diyoruz ki hiçbir sistem, hiçbir mama bir yavruyu annesinin büyüttüğü gibi büyütemez. Evet. Yani bu... Doğası bu. Doğası bu. Yani bir annenin ona verdiği ilgiyi, alakayı ve tabii ki doğal sütündeki bağışıklık maddelerinden tutun protein yağına kadar hiçbir yavruyu siz hangi sistemle büyütürseniz büyütün annesi kadar büyütemezsiniz diye bir inanış var. Yani evet. Bu bilimsel olarak da destekleniyor. Ancak her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz. Özellikle Akdeniz bölgesinde kuzuların erken kasaplık çağda kesilmesi. Mesela oradaki kasaplık ağırlık 20 kilogramlara kadar düşüyor. Evet. Ve annelerin sık kuzulatıldığı sistemlerde süt biliyorsunuz ikinci gebelik için bir engel teşkil eder koyunculukta. Yani bir an önce annenin kuruya çıkarılıp ne yapılması lazım? İkinci gebeliğine hazırlanması lazım. İkinci gebeliğine hazırlanmak için bu yavruları tabii ki yapay büyütmeler de yapabilirsiniz, büyütebilirsiniz. En önemli avantajı, şimdi biz kolostrum odasından geldik. Evet. Ağız sütü odasından geldik. Bir yavru annesi altında büyütülürse sadece annesinden alacağı süte tabidir. Ancak şunun altını çizelim. En kaliteli kolostrum, bağışıklık maddelerince en zengin kolostrum, hayvanın hayatı boyunca hastalıklara ve dediğimiz gibi bu bağışıklığı artırıcı olaylara alıştığı dönem hangi dönemdir? Yaşın ilerlediği dönemdir. Hayvanda yaş arttıkça Haydar Bey, kolostrumunda ilk ağız sütündeki istediğimiz bileşenleri artıyor. Bu sistem önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta. Siz bu büyütme sisteminizde ilkine doğum yapacak bir çebicin kolostrumunu yavruya vermek zorunda değilsiniz. Aynı anda doğum yapmış, daha yaşlı bir hayvanın ki dediğim gibi immünoglobulin bağışıklık maddeleri orada daha yüksektir. Onunla da destekleyebilirsiniz. Böyle bir şansınız var evet. Yapay büyütmede. Ama öteki türlü eğer bir anne altında yavru büyütülecekse başka bir koyunun kolostrumunu o yavruya verirseniz onu büyüten annenin kafası karışır. Evet. Çünkü kendi sütünü dışkılama esnasında yavrusunda tanıma aracı olarak kullanır. Fakat böyle bir sistemde annesiz büyütülen yavrularda bu sıkıntı ortadan kalkıyor. Bunlar çok önemli konular. Yapay büyütmeye karar verildiği zaman sistemin o yapay büyütmede yavruyu annesine yakın. Bakın annesinden daha iyi büyütme şeyine ben karşıyım. Annesine yakın büyütme modelinde büyütmeniz lazım. Bunu da bu dediğimiz ufak hilelerle nedir işte daha yaşlı keçinin, daha yaşlı koyunun kolostrumuyla bir mix yapmak, immünoglobulin bağışıklık maddelerini artırmak zaten ona çok iyi bir başlangıç veriyor ilk hayatının ilk günüyle ilgili. Sonra da mama seçimi çok önemli. Evet, tabii doğru mamayı kullanmak. Doğru mamayı kullanmanız lazım. Güvenilir markalarla çalışmanız lazım. Mamayı ben kendim hazırlayayım diye bir serüvene mesela süt dozu alayım, süt katayım içine onlara girmemeniz lazım. Bilinçli olmanız lazım. Yani çok önemli konulara değindiniz ama ben artık şunu da eklemek istiyorum. Gerçekten ben hani koyunu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ama ben dünyanın hiçbir yerinde oğlak büyütmenin anne altında yapıldığını da görmedim. Bunu da şundan dolayı düşünüyorum. Yani bir oğlak kuzu gibi annesini kolay bulamıyor. Veyahut da bir koyun yavrusunu daha kolay bulurken bir keçi birçok yavruya annelik yapma hevesinde olabiliyor. Çok farklı sıkıntıları var. Yani et koyunculuğunda anne altında kuzu büyütebilirsiniz ama siz bana göre 50 başın üstünde keçicilik yapıyorsanız aynı anda doğum yaptırdıysanız, sinkronize ettiyseniz anne altında büyütmek için hepsini ayrı bir bölme yapmak çok zahmetli bir iş. Onun için anneden ayırıp hele de Türkiye'de keçi sütü daha kıymetli olduğunu düşünürsek. Tabii ki o zaten tartışmasız. Anne altında büyütmenin avantajları tartışılmaz. Tartışılmaz tabii. Süt keçiliğinde durum böyle ama et koyunculuğunda özellikle çok doğuran ırklarda ikizin üzerindeki yavrulamalarda dünyadaki örneklerini de beraber gördük, tecrübe ettik sizden Haydar Bey. 300 yavruyu anneye büyütmezler. Evet. Bu sistemi alırlar. Çünkü 300 yavruyu büyüten anne yıpranır. Evet. İki memesi var sonuçta. Anne yıpranır. Onların hepsine bakmak için bir çaba sarf eder. Bu domuzluk ömründen çalar. 300 yavrular arasındaki sınırlı miktardaki sütle ilgili gelişme ve büyüme ve gelişme azalır. Şimdi o 300 yavruyu alıp bu mamaya aldığınız zaman, mamayla büyüttüğünüz zaman ideal. İlkine doğuran
ikiz kuzulayan koyunlar. Onun da tekini alırlar Haydar Bey. Çünkü bir anne ilk doğumunda ikiz yavru vermişse o ikisine de tecrübesizliğinden dolayı bakamayabilir. Evet. İlk yaşındaki süt, yani ilk doğumundaki süt azdır. Sütün azlığından dolayı yavrular yeterince gelişemeyebilir. Bunu da yapabilirsiniz. Bu da bir strateji. Özellikle çoğuz doğuran koyun ırklarında ilkine doğuran annelerin ikiz yavrusunu, sonraki doğumlarında 2, 3 ve 4. doğumlarındaki 300 yavruları bu sistemde büyütüp her yavruyu işletmeye bir artı katma değer olarak kazandırabilirsiniz. Evet, yani evet. Bu sistem hem koyun hem keçi yetiştiriciliği için mutlaka işletmelerin ihtiyaç listesinde olması gereken olması bir sistem. Evet. Umarım oğlak ve kuzu büyütme ile ilgili verdiğimiz bilgiler faydalı olmuştur. Oğlaklarımız da şöyle şurada oynasaydı da bir görseydik, aslında göremediniz. Gerçekten çok mutlular, hopluyor, zıplıyor. Neden? Çünkü gerçekten hem karınları tok hem sancıları yok. Gördüğünüz gibi hocam gayet sağlıklı ve mutlular. Evet sevgili Çiftçi TV izleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Dediğim gibi bir şeyin reklamını yapmak için değil, gerçekten başardığımız bir şeyi sizinle paylaşmak ve gerçekten ülkemizdeki kuzu ve oğlak ölümlerini düşürmeye en ufak bir faydamız olursa bu bizi çok mutlu edecek. Hoşça kalın, sevgiler diyorum.